12 saat süren Meclis Sağlık Komisyonu'nda kelimenin tam anlamıyla kızılca kıyamet koptu. Yaşanan arbedeyi milletvekilleri cep telefonlarıyla görüntüledi. Başkan açmaya, CHP'liler kapatmaya çalıştı. Az daha kapanın elinde kalacaktı. Mecliste mikrofon savaşı yaşandı. Görüntüler Meclis Sağlık Komisyonu'ndan. Saat 15'te başlayan görüşmeler tam 12 saat sürdü. Durum böyle olunca tansiyon yükseldi, sinirler gerildi. Kanun teklifini veren İsmail Tamer hemen yanı başında, Fethullah Gülen'in yanı başında, ona bir şey yapışmıyor, iltisak olmuyor, irtibat olmuyor. Bu kişinin hazırladığı kanun teklifiyle insanlar mahkum ediliyor. Tartışmaya neden olansa 5. maddeydi. O maddeye göre terör bağlantısıyla kamu görevinden alınan doktorlar sadece SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında çalışabilecek. Bu kadar hekim içerisinde bu kanun çıkıyorsa biz insanlığımızdan istifa edelim. Bu yasaları millete rağmen çıkartmak isteyen AK Parti iktidarının sayısı bu kanunu oradan geçirmeye yetmiyor. İşte o madde görüşülürken oylamaya geçen komisyon başkanına henüz görüş bildirmediklerini söyleyen muhalefet itiraz edince olanlar oldu. İnsanları topyekün hapse atamayacağımıza göre sürekli yaşam hakkını kısarak demokratik ve özgür bir ortamı, barışçıl bir ortamı sağlayamayız. Sıra kapaklarına vurularak komisyon başkanı protesto edildi. O anlarda CHP'li Ali Şeker eline ne geçtiyse fırlatmaya başladı. Şeker'in bir sonraki hedefi başkanın önündeki mikrofon oldu. O kapatmaya çalıştı, başkan açmaya. AK Partililer de Şeker'e müdahale edince vekiller karşı karşıya geldi. Arbedenin devam ettiği anlarda komisyon başkanı oylamayı yaptı. Tartışmaya neden olan 5. madde kabul edildi. Sağlık komisyonuna yaşanan gerilim damgasını vurdu. Yaşananlar sonrası tartışma yaratan 5. maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.